Merhabalar, ben Mert Kuşkafan. Bugün sizlerle birlikte Kinetic Extra DSL'i inceleyeceğiz. Bugün sizlere fiyat performans konusunda en iyi, bakın en iyi modemi sunuyorum arkadaşlar. Bu bir router falan değil, modem. Yani modem dediğimden kastım ne? Telefon hattını olduğu gibi buna bağlayabiliyorsun. Eğer router olarak kullanmak istersen router olarak da kullanabilirsin. Ama fiyatı ve performansı gerçekten paha biçilmez. Ondan önce size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben network konusunda videolar çekiyorum. İşte ne oldu? İşte en iyi Wi-Fi, en iyi internet sağlayıcısı, en iyi bu router işte yok. Bir tane internet hattını çok fazla cihaza bölüyoruz falan filan. İşte 9,5 km uzaktan Wi-Fi'ye bağladınız falan. Sizler bu videoları çok önem veriyorsunuz. Biliyorum. Hani ilk etapta pek izlenme sayısı olmasa da aylar sonrasında veya uzun zaman sonrasında o videonun birdenbire patladığını görüyorum. Ki internetinizi 10 kat hızlandırın adlı videom ilk zamanlarda bir 2-3 bin falan izlenmişti ama şu an baktığımda bir 110 bin, 115 bin. Valla izliyorsunuz abi. Seviyorsunuz çünkü network'u. Şimdi dostlar ben size olayı anlatacağım ama öncelikle şu cihazı şöyle bir kenara bırakayım. İlk başta bir olayı anlatayım ondan sonra ona geleceğim. Bizler Türkiye'de gerçekten internete çok para veriyoruz. Neden? Çünkü gerçekten de pahalı. Ve artık 4.5G ile birlikte yani LTE sayesinde hepimizin evine Ortalama olarak bir 25 megabitlik bir internet geldi. Bazılarının evinde 35 megabit. Bazılarının evinde 50 megabit. Bazılarının evinde de 100 megabit internet var. Net. Evet buraya kadar hepimiz okeyiz. Bazılarımızın da altyapısı falan filan kötü olduğu için 16 megabit interneti var. Okey. <laughs> Bunu belirledik. Ama internet her ne kadar iyi olsa da modem gerçekten de çok önemli arkadaşlar. İnternet hattınız kötü de olsa iyi de olsa fark etmiyor. Modem... En önemli bir nokta. Niye biliyor musunuz? Hepimizin evindeki modemler eski olabiliyor 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında. Var abi yani 6 yaşında modem var. Benim şu an Air 5650 var. 2012 yılında mı 2013 yılında mı ne aldık. Allah'ım masanın arkasında duruyor ya. Gelen VDSL hattını çeviriyor, kenetik ultra'ya veriyor. Veriyor yani. Ama ne oluyor? Bir bulanıyor aklı. Bir gidiyor bir kendini reset ediyor falan filan şimdi benim problemim Türk Telekom'da mı? Değil. Modem eski. Yani anlatabiliyorum değil mi? Olay böyle. Tabi şimdi artık onun yerine ekstra DSL alacak. Şimdi bizim internet attığımızdan beklentimiz şu. Bana gelen hızı kablosuz olarak en iyi şekilde verebilsin. Yani Wi-Fi 2.4 GHz ve Wi-Fi 5 GHz frekansları sayesinde internet deneyimimiz sanki kablodaymışız gibi iyi olmak zorunda. Bu bir. Siber tehditlere karşı korunayım. Bu iki. İnternetim olabildiğince iyi performansta çalışsın. Yani hattıma şöyle sımsıkı sarılsın. E bunun için içindeki işlemcisiydi, DSL bobinleri de falan bunlar çok önemli. VDSL 30A profiline kadar destekliyor. Bu arada biraz teknik konuşuyorum çünkü sizler araştırdığınızda bu teknik terimleri öğreniyorsunuz. İşte 17A, 8A, ADSL2, VDSL2 falan. Açıkçası burada gördüğünüz ekstra DSL, VDSL2 teknolojisini de çok rahat bir şekilde destekliyor. Hem de 30A profilini de destekliyor. Yani 200 megabitlik videoyu de şak diye bu cihazda alabiliyorsunuz. E, Wi-Fi performansı da çok iyi. 4 adet 5 dB'lik anteni ve aynı zamanda da wireless 2.4 ve 5 GHz'lik desteği var. Yani ben 200 megabitlik o interneti çok rahat bir şekilde telefonuma alabilirim. E, bunun için pahalı bir cihaz, pahalı bir şey olması lazım falan diyorsunuz ama abi 400 lira. Abi 400 lira. <laughs> Sen istiyordun. Yani çok pahalı bir cihaz olmalıdır falan filan diyorsunuz ama bunu videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Evin içerisindeki cihazların birbiriyle bağlantısıydı, network kuydu, ağ içindeki geniş bant kullanımıydı falan filan diyorsunuz. Abi bu da çok iyi. Yani Wi-Fi performansı iyi olduğu için bütün cihazlar buna çok rahat bir şekilde bağlanabilir. Ve bu cihazda üzerindeki donanımlarla onlara çok iyi bir şekilde hizmet verebilir. Burada şu nokta var arkadaşlar. Modemlerin içindeki işlemcisi, içindeki RAM'i çok önemli. Eğer bunlar çok ciddi bir yük altında olursa yeni bağlanan kişilere veya bağlantı önceliklendirme gibi durumlarda yanıt veremez. Yani modem kitleniyor. Ama bunda öyle bir durum yaşamıyorsunuz. Niye? Çünkü hangi cihaza nasıl davranacağını zaten kinetik biliyor. O yüzden de ona göre hareket ediyor. Benim mesela burada ampullerim var. Ben ampullerimi sadece arada sırada bir yakıyorum onunla bağlantısını sınırlıyor. Yani biz evde 3 kişi yaşıyoruz ama bağlı cihaz sayısı 60. Yani ne yapıyorsun sen falan diyeceksiniz ama 60 tane cihaz aynı anda buna bağlanıyor ve belirli saatlerde belirli dakikalarda bazen de hepsi aynı anda çalışıyor ve bu cihaz onlara çok iyi bir şekilde yanıt vermek zorunda. Yani bunun için işlemcisiydi demeyi de bunlar gerçekten çok önemli. Siz de diyorsunuz ya biz bir tane telefon bir tane tablet bağlıyoruz diyorsun ama yani bir 4 kişilik ailenin network tüketimine baktığımızda gerçekten 10-15 tane client çıkıyor. Çıkıyor abi. Şimdi teknik olan bütün her şeyi kenara bırakıyorum ve en önemli olan noktaya geliyorum. Bu da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ağı yönetmek. Evet. Yani yönetmek ne ya falan filan diyeceksiniz. İşte arada sırada ayda yılda bir şifre değiştiririz ya falan. Bunun için bu, bunu bu cihazı alacağız diyorsunuz ama bir dakika abi sen orada kal. Ağ yönetmek gerçekten çok önemli. Bunları hemen size şöyle bir anlatayım. Sokaktan bir tane bir adam çevirin. Diyelim ki amca sizin evde internet var mı? Evet var. Soracağın tek soru şu. Amca sen internetini nasıl yönetiyorsun? Veya şöyle sorabilirsin. Wi-Fi'nin şifresini değiştirmeyebiliyor musun? Adam diyecek ki ben ne anladım ki işte cihazın altına bakalım. Altındaki yazan şifre ya da bizim çocuklar video falan filan der. Abi bir dakika ya. Tamam şifre değiştirme evet zor gözükebilir. İşte cihazın IP'sini bul, arayüzüne gir, onu yap, bunu yap, kullanıcı girişi yap, yok kullanıcı adı mı yok şifre tnet falan filan. Oradan wireless sekmesine gir, oradan hiç yok PSK anahtar muhabbetini bul, yok onun çık. Için... Abi uğraştır ya. Tamam onu bunda da yaparsın. milli insanın hepsini yaparsın ama mobil uygulama desteği var bir kere. Mobil uygulaması üzerinden ben çok rahat bir şekilde ağımın trafiğini yönetebilir hangi cihaz ne kadar kullanım yapıyor bunu görebilir Wi-Fi şifresini değiştirebilir misafirlere özel bir ağ oluşturabilir yani Mert misafir diye bir Wi-Fi oluştururum, onun da hızını 5 megabit yaparım mi onu veririm abi yani benim 50 megabit internetim var niye misafir bir tane güncelleme yapıp benim internetimi yavaşlatsın ki veya kotamı doldursun ki ben misafire belirli bir kota verdim, belirli bir ayarlama yapalım, bitti. Mis. Az önce cihaz kontrolünden bahsettiğim gibi oldu ama yani öyle bir işletim sistemi var ki üzerinde CanOS diye geçiyor. Abi bütün her şey cloud tabanlı Ben evimde değilsem de modemimi çok rahat uzaktan yönetebilirim. Modemi cep telefonumdan, tabletimden, bilgisayarından çok rahat bir şekilde yönetebilirim. Ağımın şifresini değiştirebiliyorum, ağımı yönetebiliyorum. Ağıma kimler bağlı, ne yapıyor, ne ediyor bunları görebiliyorum. Onları engelleyebiliyor, kısıtlayabiliyor ve hız limitlendirmeleri yapabiliyorum. Ya yani mesela şöyle bir şey kurgulayabiliriz abi. Bu çok önemli bir nokta. Evet her modemde vardır bu yoktur demiyorum ama internette komşunuza sattınız abi. Komşu sürekli indirme yapıyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın abi? Gidip kapısına çalıp da indirme yapma mı diyeceksin? Yok. Yapman gereken şey şu. Modemin yönetim paneline giriyorsun. Yani mobil uygulamasına da girebilirsin, yönetim paneline de girebilirsin. O kişinin bağlandığı cihazı buluyorsun. İşte Mat iPhone'u ya da işte başka bir şey bilmem ne bilgisayarı hız limitlendirme özelliğini işaretliyorsun ve oraya bir rakam giriyorsun. İnternetin eğer 50 megabit ise o kişiye 10 rakamını verirsen hızı 10'a düşecektir. 5 rakamını verirsen 5'e düşecektir. Makul bir seviye belirleyip oraya 10 yazıp kaydetliyorsun. Bitti. Bu kadar. Hız limitlendirmesi yaptın abi. Ne oldu? Normalde başka bir modemde bunu yapmak istersen ne oluyor biliyor musun? Gidiyorsun yeni bir VLAN oluşturuyorsun. Yeni VLAN'ın içerisinde o kişiyi interface olarak dahil ediyorsun. Daha sonrasında o interface'i gidip limitlendiriyorsun. Ya da daha farklı bir şey söyleyeyim. O kişinin MAC adresini buluyorsun. Oksus paket sınırlayıcısına geliyorsun. O Oksus paket sınırlayıcısının içerisine yeni bir kural tanımlıyorsun. Kurala hem upload hem de download tarafında bir hız sınırı belirliyorsun. O kuralın içerisine de gidip o MAC adresini dahil ediyorsun. Ve daha sonrasında da bak nefesim gidiyor hala. Hala daha gidiyor. Daha sonrasında limitlendirmeyi açıp o limitlendirme içerisinden o cihazı seçim yaptırıp orayı bir yüzde belirliyorsun. Ve hatta modemlerde bu olay çok sağlıklı çalışmıyor. Çünkü bazen modem limitleyemiyor. Limitleyemediği için bir sapıtıyor. Ne oluyoruz diyor. Ama bu böyle bir durum söz konusu değil abi. Çok rahat bir şekilde limitlendirmeni yapabiliyorsun. Limitlendirmelerde de şu durum çok önemli. Siz internetinizi limitlendirdiğinizde yani bir cihaza bu hız yavaş olarak ver dediğinde senin cihazın ekstra bir efor sergiliyor. Yani ekstra bir işlemci kullanımı sergiliyor. Diyor ki o kişi kullanım yaptığında hop kardeşim dur. O kişi biraz daha kullanım hop kardeşim dur. Hop abi dur falan filan diye cihazın bir dur diyor. E bunu 10 tane kişi, 15 tane kişi, 20 tane kişi falan yaptığında iş biraz değişiyor. Ama bu cihazda öyle bir tıkanma yaşamıyorsun. Niye? Çünkü donanım yazılım uyumluluğu çok önemli. Ve burada da zaten o sağlanıyor. Ama diğer cihazlarda bunu yaptığında iş gerçekten sağlıkla sarabiliyor. Bazen de sınırladığını zannediyorsun ama aslında hız limitlendirmesi yapmıyor. Böyle bir durumda yaşanabiliyor. Hız limitlendirmeden bahsettik. Bir de takvim özellikleri var. Zaten bu cihaz içinde de var. Her cihazda var bu aslında. Takvim özelliği yine burada çok iyi çalışıyor. Evde küçük bir çocuğunuz var ve çocuğunuz sürekli tablet, telefon falan filan oynuyor. Sürekli oyun oynuyor, YouTube izliyor. Tamam izleyebilir ama çocukların sürekli telefon başında olması pek de iyi değil. E, cihazı çocuğun elinden almak istiyorsunuz. Çocuk ağlıyor, ortalık karışıyor falan. E, siz de ana yüreği, baba yüreği kırmak, üzmek istemiyorsunuz. Al oyna diyorsunuz. Ama bunu biraz şöyle bir hale getirebilirsiniz. Her gün veya işte şu günler içerisinde öğlen saat 1 ile akşam saat 8 arasında bir internet kullanım izni olsun. Gidiyorsun yine cihazın yönetim paneline ya da mobil uygulamasına. Diyorsun ki şu cihaz, cihazı seçiyorsun Ahmet tableti ya da bilmem ne bilgisayarı. Diyorsun ki her gün ya yani da işte sadece cumartesi pazar günleri saat öğlen 1 ila akşam saat 8 arasında kullanım olsun ve ayarı kaydet diyorsun. Bitti. Bu kadar abi. Diğer saatlerde asla o cihaz o internete bağlanmaz. Bağlansa da Google'a falan filan hiçbir yere giremez. Ne VPN açabilir ne farklı bir şey yapabilir. Hiçbir şey yapamaz. Bitti. Kafan rahat. Ne oldu? internet bozuldu. izin yok. Bir diğer özelliği DNS kullanımları ve aile dostu kullanımlar. Yani biliyorsunuz ki telefonları, tabletleri çocukların eline veriyoruz ama yani karşılarına ne çıkacağı meçhul. Yani abuk subuk siteler çıkabilir, reklamlar çıkabilir, ne olur ne olmaz. Hani insan bir kuş kullanıyor. E ne oluyor? Güvenli internet hizmeti diye bir şey oluyor. Gidiyorsun cihazı güvenli internet diye bu programlar yüklüyorsun ki o programlar da öyle bir programlar ki hiç güvenli değiller. Sağlayıcıyı arıyorsun diyorsun ki işte bana güvenli internet satın diyorsun. Adamlar tamam diyorlar güvenli internet satıyoruz diyorlar. Ve ne oluyor daha fazla para veriyorsun. Güvenli internet ama aslında yine adam gibi bir şey değil. Nereye gitsen uyarı yiyorsun. E sen giremiyorsun bu sefer. Yani bahis sitesi mesela adam bahis oynuyor ama ne oluyor bahis sitesine giremiyor. Niye? Çünkü güvenli internet dalgası yüzünden gitti. Mesela halbuki adam maç sonucunu öğrenecek yani ama o kategoriye girdiği için öyle bir durum. Ya da ne bileyim film siteleri, dizi siteleri falan. Ama siz bu cihaz içerisinde sadece diyorsunuz ki Ahmet tableti aile dostu modunda çalışsın. Diğer kişiler şu modda çalışsın diye ayırabiliyorsunuz. Gerçekten de iki tıklamayla bunu yapabiliyorsunuz. Yani bu özellikle niye söylüyorum? Çünkü bunların hepsi ihtiyaç arkadaşlar. Yani sizlerin ihtiyaçları bu. Bunların doğrultusunda Piyasaya baktığınızda 1000 liradan 700-800 liradan aşağıya cihaz bulamıyorsunuz. Yani illa bir şey eksik olacak. Ne olacak işte işlemci gücü, yok Wi-Fi 5 cihaz desteğinin olmaması, yok VDSL 30A değil de 17A destekliyor falan filan. E bu sefer baktığında daha adam bir şey olmuyor. Yani çünkü bir modem her gün alınmıyor. Yani bir aldım 3-4 yıl çalışacak abi bitecek. Yani ben onu takacağım prize unutacağım muhabbet olmalı. O yüzden de benim size tavsiyem Kinetic Extra DSL arkadaşlar. Konuyu gerçekten çok uzattığımı biliyorum ama yani çok talep var. Yani talepten kastım şu. İnsanların istekleri yerine geliyor mu? Evet geliyor. Extra DSL'in fiyatı da 400 lira. Yani evet biraz yüksek ama gerçekten de hak ediyor. Fiyat performans konusunda bu özelliklerin hepsini bana çok iyi bir şekilde sunabiliyor. Yani saymadığım bir sürü özellik var arkadaşlar. İş yeri sahibisiniz. İnternetin asla gitmemesi gerekiyor. Ve siz bu cihazı iş yerinize taktınız. Telefon hattından bağladınız. E internet giderse ne olacak? Sen diyorsun ki ben bir tane de van alayım. Van'ı da buradaki USB portuna takayım. İnternet gittiği an ya da işte yavaşladığı an buradaki van'dan devam etsin. Ya da ikinci bir internet hattın vardır. O ikinci internet hattını da gelip buraya bağlarsın. Buradaki internet giderse buradan devam eder. Yani internetin gittiğinden kimsenin haberi olmaz. Mesela bu çok önemli. Bu iş yerlerinde zaten ön önemli olan nokta. Al abi yaptı. Bunun için gidip firewall almana gerek yok. Ya da iki tane, üç tane internet hattını birleştirmek istiyorsun. Onu da yaptı. Birinci internet hattını buraya gir, ikinciyi buraya gir, üçüncüyü buraya gir. Cihazın içine de, de ki bu üç tane internet hattını birleştir ve bana ne oluyor? 50 megabit, 50 megabit, 50 megabit, 150 megabit interneti şak diye sunsun. Ya da iki tane internet hattı bağladım. Bunlardan bir tanesi çok hızlı, diğeri de yavaş bir internet hattı. Diyorum ki çalışanlar şu internet hattından gitsin. işte patronlar da şu internet hattından gitsin diye kişi bazlı internet paylaştırması yaptırtabiliyorum. Yani anlatacağım üzere çok özellik var abi. Bunların hepsini anlasam video süresi yarım saat, 40 dakika, 50 dakika olur. Niye? Çünkü gerçekten bütün özellikler olabildiğince stabil çalışıyor. Bizim evdeki ihtiyaçlarımıza burada gördüğünüz ekstra DSL ürünü rahat rahat karşılıyor arkadaşlar. Hemen şöyle cihazın önüne baktığımızda 4 adet ampul görüyoruz. Bunlardan bir tanesi güçleri, bir diğeri internet, diğeri FN, diğeri de Wi-Fi. FN kısmını istediğiniz gibi yapılandırma yaptırabiliyorsunuz. İşte USB bir şey takılı olursa olsun, işte yedek internet hattı devreye giderse yansın falan diye. Cihazın üzerinde 4 adet 5 dB'lik antenler var. Wi-Fi 2.4 ve 5 GHz destekliyor. Ve cihazın arkasına baktığınızda güç girişi, reset deliği XDSL portu. Buraya hem ADSL hem de VDSL hattınızı bağlayabiliyorsunuz. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Toplam 4 tane LAN portlarımız var. LAN portu olarak da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu portların hızı da 100 megabitlik bir porta sahip. Yani gigabit port değiller. Bu da zaten bu sınıf için, cihaz için çok da önemli bir durum değil. Ha gigabit istiyorsanız biraz daha fiyatı artıyor. Biraz daha cihazın segmenti atıyor ama 100 megabitlik portun olması zaten bu fiyat bandındaki bütün cihazların hepsinde 100 megabit port var. Bu durum sizi olumsuz olarak etkileyebilecek bir şey değil arkadaşlar. Üst tarafına baktığımızda yine kinetik yazısı var. Cihazımız ısınmıyor. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Modemler cayır cayır yanıyor. Mesela Airtize'ın 5650'sini bilenler bilir. Air 4920'sini bilenler bilir. Cihaz yanıyor abi. Ki ısınma da zaten olumsuz etkiliyor modemleri. Ki Kenetiğin hiçbir ürününde ben bir ısınma görmedim. Yani çok hafif bir gövdesinde çok hafif bir ısınma. Ki ona da ısınma denmez yani. Açıkçası herhangi bir sıcaklık durumu söz konusu değil. Yan tarafına baktığımızda USB 2.0 portu var. Bu portu da istediğiniz gibi yapılandırabiliyorsunuz. Buraya isterseniz USB disk takabiliyorsunuz. isterseniz USB modem takabiliyorsunuz. isterseniz de buraya bir yazıcı bağlayabiliyorsunuz. Yani açıkçası her şeyi size rahat rahat yaptırtıyor. Yani başka ne anlatayım ki abi? ne anlatayım yani. Açıkçası bu videodaki amacım bir ev kullanıcısının network'tan istedikleri ve o istediklerinin karşısında alabildikleri. Piyasaya baktığımızda da 400 liraya alınabilecek en iyi cihaz bu arkadaşlar. Yani 400 liranın biraz da altında ne alabilirim diye baktığımızda bulduğunuz cihazda da bu kaliteyi gerçekten göremeyeceksiniz arkadaşlar. Bu cihaz modem olmakla birlikte farklı kurulum senaryoları da sizlere sunabiliyor. Yani bu cihazı aldığınızda illa modem olarak kullanacaksınız diye bir kaide yok. Bu cihazı router olarak da kullanabilirsiniz. Modem olarak da kullanabilirsiniz. Access point olarak da kullanabilir Veya repeater olarak da kullanabilirsiniz. Ve hatta client olarak da kullanabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin isteğinize ve fantezinize kalmış bir durum. Yani ben bu cihazı aldım. Dedim ki bu bir Wi-Fi kartı gibi çalışsın. Yani gitsin uzaktaki Wi-Fi'ye bağlansın bana onu kablodan versin. Yapıyor. Gitsin bir Wi-Fi'nin alanını genişletsin. Yapıyor. Gitsin bir router olarak çalışsın. Yapıyor. Modem olarak çalışsın. Yapıyor. Başka ne isteyebilirsin ki abi? Zaten bunun kurulumunda sizlere soruyor. Arayüzü de oldukça geniş. Zaten ekran resimleri de sizlere bunu biraz göstermeye çalıştım. Yani açıkçası anlayacağınız üzere sizin istediğiniz bütün her şeyi rahat rahat yapmanızı sağlıyor. Ve fiyat performans canım aradı arkadaşlar. Ben size ancak bu kadarını söyleyebilirim. Bakın olabildiğince normal şekilde, olabildiğince kısıtlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ve videosu da yine yarım saat falan olmuştur ya oluyor abi. Yani Network'a beni alsanız var ya. Yani 3 saatlik video bile çekelimiz Yani size bunu 3 saate bile tanıtalım yani. Yapalım. Niye? Hani şimdi diyeceksiniz ya reklam falan filan ama öyle bir durum söz konusu değil. Bir işi en iyi ne yapıyorsa sonuna kadar arkasındayım abi. Bu marka olabilir, bir kişi de olabilir, şahıs da olabilir. Hiç fark etmez. O gerçekten en iyi işi yapabiliyorsa, en iyi şeyi sunabiliyorsa bitti abi. Ve ben de zaten bunu en iyi şekilde siz değerli dostlarıma anlatmaya her daim Hazırım arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıda yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Ve hemen şuralarda bir yerde bir de abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert Kuş Kapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanında bir zil var ya. O zile basıp kaçarsın yeni yenilecek olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa hemen şöyle aşağıda sosyal medya hesaplarım var. Sosyal medya hesaplarımdan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve...